Merhaba arkadaşlar tekrar kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda dünyanın arkadaşlar en iyi takımlarından ikisi Kenop ve ASR'nin maçı vardı arkadaşlar hakikaten derbi niteliğinde. Şimdi nasıl futbolu mesela çok seven arkadaşlar atıyorum mesela Türkiye'de işte Fenerbahçe Galatasaray derbisi ya da işte atıyorum Beşiktaş Trabzon bunlar arasındaki derbiler veya dünyada işte bir işte El Clasico dedikleri Barcelona Real Madrid ya da atıyorum İte işte abi anladın sokuz atmayayım işte. Böyle derler nasıl insanları heyecanlandırıyorsa ya da basket fut, neyse işte abi. Ben de abi böyle Marvel Şampiyonat Turnuvası'ndaki büyük takımları, maçları müthiş heyecanlandırır arkadaşlar. Çok keyifli izliyorum. Oturuyorum ve tekrar tekrar izliyorum. Yani bayağı da keyifli oluyor. Bunu sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar ve bu ekranda gördüğünüz maç Kenop ve ASR maçının ilk parti Yani ilk maçtan yani maçtan görüntü yayınlayamıyorum. Telif sıkıntısı olur. Ama defanslarını, mefanslarını alalım. Her şeyini gizliyorum. Kim nereye ne koymuş. Onları en azından gösterebilirim. Bu sayede hem dünyanın en iyi ekipleri nasıl defans yapıyor, nereye koyuyor bunları da görmüş olabiliriz. Ve aynı zamanda bunları da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Tabi bu tarz serileri yapmayı çok istiyorum. Yani ben zaten izliyorum. İzlediğim şeylerin sadece ekran görüntüsünü numaralandırıyorum. Biraz da anlatıyorum arkadaşlar. Olay bu. Eğer bu tarz şeyler gelsin devam etmek istiyorsanız arkadaşlar mutlaka beğen butonuna basın ki talep görsün. Talep görmeyen bir şey de çekmeye gerek yok. Kendim izlerim. Kendim hani neydi? kendi çaldı, kendi oynadı hesabı olur arkadaşlar. Bu yüzden size zahmet, sizden ricam o beğen butonlarını çökertin. Her video için çökertin ki en azından devamı gelsin. Hadi bakalım. Bu da arkadaşlar dünya çapındaki ittifakların defansları ile ilgili ikinci videom. İlki çok güzel tepki aldı. Yani güzel beğeni aldı. İkinci de inşallah alırsa devamını getireceğim arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz ASR'nin defans arkadaşlar. ASR ittifakı biliyorsunuz dünya geçen sezonun Dünyadaki ilk üçteki iki takımı Kenop ve ASR abi. İkisi de müthiş takım. Ki Kenop'un zaten bileği bükülmüyor abi. Şu ana kadar yenen çıkmadı galiba. Bilmiyorum izliyorum ama henüz yenenini görmedim. Varsa bilen atsın. Neyse. Şu anda gördüğünüz 1, 2 ve 3 numaralı karolar arkadaşlar. 1 numaralı karo ilk yoldaki 6 numaralı karo arkadaşlar. Yani ya hep ya hiç karosu aynı zamanda 6 saniye boyunca vurmazsan bozma etkisi yersin. Bugün benim de gittiğim yolda arkadaşlar tesadüf işte. Buraya G99'u koymuşlar arkadaşlar. G99'u koymuşsam tabi burada ya hep ya bir de G99'a düz vuramadığınız için biliyorsunuz biz siper yapıp ağır saldırı da yapmanız gerekiyor. Bu tarz bir kartelde girildiği zaman dövülmesi bence kolay. Hemen arkasına hemen arkasına aynı yolun devamında yani 2 numaralı karada kork konmuş arkadaşlar. Korkla da muhabbet aynı yani ASR defansı 6 numaralı yolu bu şekilde yapmış. Dünyada ilk üçe giren dünyanın en büyük ittifaklarından biri olan ASR. Ve şurada gördüğünüz 3 numaralı yol arkadaşlar. 3 numaralı, 3 e, numaralı karakter ve süprem simbiyot. Bu da 5 numaralı yolun ikinci adamı arkadaşlar. Buraya da süprem simbiyot konmuş. Yani süprem simbiyotan defansı çok etkili bir karakter değil. Sanıyorum çeşitlilik babında konulmuş bir karakter. Devam edelim. Burası da arkadaşlar... E, birinci yolun sonu bir numara Ortadaki 5, 4, 5 ve 6'nın kesiştiği yerde konmuş Mr. Fantastic. Mr. Fantastic'in en önemli esprisi kendisi kaybetse bile bir sonraki dövüşlerde işte rakiplerinin özel saldırının etkisini azaltması vesaire falan sanıyorum. O yüzden konmuş. 2 ve 3 numaralı yollar arkadaşlar herkesin ortak noktada buluştuğu karolar. 2 numaralı yol e, zırhlanma karosu. 3 numaralı mordun olduğu yerde hiddetlenme karosu arkadaşlar. Bu şekilde konmuş. Yani bence çok etkili yine değil. İkisi de çok etkili değil. ASR böyle bir defans yapmış arkadaşlar. Yani sanıyorum çeşitliliği burada. Çünkü şöyle bir şey var bir de. Ee, bir kere çeşitlilik ittifak savaşlarında çok önemli. Bunun dışında arkadaşlar şöyle bir muhabbet daha var. Yani kill alacak karoların bazıları bellidir abi. Yani güçler aslında oraya konur. Çünkü her kara hemen hemen kill almaz. Çünkü bu, yani bu seviyedeki oyuncular bomba gibi oyuncular da arkadaşlar diyorum 2 ve 3'ü bu şekilde sanıyorum çeşitlilik olarak koymuşlar. 4 numaralı hayalet sürücü arkadaşlar 2. bölümün 6 numaralı yolu. 2. bölümün 6 numaralı. yani ortanın en sağı öyle söyleyeyim ben size. Ve şurada 5 numara küçük kafası gözüken de Corvus arkadaşlar bu da ort 2. bölümde ortanın ortasındaki karakterimiz buraya da Corvus Clay koymuşlar engellenemez. Corvus'un olduğu yere arkadaşlar. ASR böyle bir defans yapmış. Sıra geldik 3'e. 3. E, görüntümüzde yine ikinci yolun sonları arkadaşlar. 2'nin artık sonları. Orta tarafa baktığımızda şunu 1 numaralı karoda Emma Frost az evvel gördüğünüz Corvus'un arkasında arkadaşlar. Orta taraftan devam ediyor. Hemen onun arkasında 2 numarada Sinister'ı koymuşlar buraya. Ki yani çeşitlilik için abi yapacak bir şey yok sonuçta ne yapacaksın? 3 numaralı yerde gördüğünüz yere de arkadaşlar Mojo'yu koymuşlar. Bu seviyede yani t seviyesinde birinci kademedeki savaşlarda bu karada arkadaşlar geri çekilmek yok karosu da var. Yani burada geri çekilmek yok karosu da var Mojo'ya karşı. Ve Mojo çok aşina alınan bir karakter değil. Yani iş yapar diye konmuş. Mojo çok fazla tanıdığımız bir karakter değil defansta. Sıra gelelim 4-5-6-7 arkadaşlar. Bunlar da sağ tarafın Karoları 4 numaraya Doktor Stancı koymuşlar. Bu sağın ortasına 5 ve 6 arkadaşlar yine ortada. Yani sağ tarafın orta yolu 8 numaralı yol. Hyperion ve ufacık gözlerini gördüğünüz 6 numarada Doktor Voodoo var. 7 numarada yani arkadaşlar en sağın sağ tarafındaki sağın en sağındaki yol 7 numara ilk da gece maymununu koymuş ASR ittifakı arkadaşlar. ASR ittifakı bu şekilde defans yapmış. Ve tabii ki asıl muhabbet herkesin merak ettiği mini bosslar ve boss kısmı ki en çok killer burada alınması gerekirken alınamıyor. Sebebi de şu arkadaşlar. İnsanlar burada yani şurada gördüğünüz 8'e kadar birden 8'e kadar rakam var hepsini koyduk buraya. Burada arkadaşlar oyuncular takviyenin dibine basıyor. Özellikle boss'ta takviyenin dibine basıyor. Yani bana sorarsanız asıl killler burada alınmıyor da daha önceki yerlerde alınıyor. Çünkü burada herkes zaten hem asılıyor hem asıl buraya uygun hero'lar seçiliyor. Bir de herkes girmiyor yani özenle giriliyor. Hani harada Gürer'e haricinde arkadaşlar. Bakalım bir numaralı yol sersem bağışıklığı yolu. Buraya Manting'i koymuşlar. Manting'in defansı. özenliği. Evet. Tabi bu gördüğünüz komple A serinin seri arkadaşlar defansı. Bir numaralı yol sersem bağışıklığına Manting konmuş. Manting'in en önemli espesi Kritin verdiği ekstra hasarı yememesi arkadaşlar. Kritin geldi ekstra hasarı yemiyor. Aynı zamanda sersem de yemeyerek. Melting yani kolay ölmeyen bir karakter. Şu anda oyunda en fazla sağlığa sahip karakter. Dediğim gibi kritik yemediği için de çok dayanıklı bir karakter. Ama banşal attılar o ayrı bir şey de. Neyse. 2 numarada arkadaşlar yani sağlık basma. Orasına da Void konmuş. Yani Void'un sağlık basma ile ilgili bir ekstra sök. Mesela şöyle bir şey bak. 3 numarada Namor var. Mesela Namor'la Void'in yeri bence değişebilirdi arkadaşlar. Namor'la Void'in yeri bence değişebilirdi ki daha mantıklı, daha mantıklı. Çünkü Namor mesela kanamaz yeri çık bir Namor koyarsınız biliyorsunuz rakibe vurduğu zaman işte atıyorum kendisi sağlık basmaya devam ederken rakibe hasarları yansıtır. Ve buraya koyduğunuz zaman da basacağı sağlığı fazladan basar. 2 numarada mesela Void. Şimdi Void'e siper yedirirseniz Void'un arkadaşlar tokatlanması kolay. Bir de benim gibi bu seviyedeki oyuncu daha taktiksi oynuyor. Daha bilgili oynadıkları için. Yani 10'lu komboyu bekler bekler tokatlar. Kill alıp almadığını görmedim Void'un. O dövüş yoktu. Daha çok orta taraf falan vardı. Manting, e, Dormammu ve Boss'un dövüşlerini izledim. Şimdilik diğerlerinin de devamını izleyeceğim arkadaşlar. Neyse. Yani bence Void ve Namor en azından yer değiştirmeliydi. A seri ittifakı 2 ve 3'ü bu şekilde yapmış. Yani sağlık basma karosuna sağlık basmayan bir karakter koymuş. Bu adamlar abi dünya zirvesinde yani çok da şey yapmaya gerek yok. Ama biz de kendi düşüncemizi tabii ki söyleyeceğiz. Ve gelelim 4 numaraya. 4 numaralı karo. Normalde çeviklik karosu ama sanıyorum bu seviyede sersem bağışıklığı karosu. Clary variant koymuşlar. Tabii bir şöyle bir muhabbet var biliyorsunuz. Şifon karosu, şifon global karosu eklendi ki o çok hakikaten çok sıkıntılı. Yani Rakiplerin bloğuna vurdukça muhabbeti var. Bir de şöyle bir muhabbet var. Kritik yedikçe biliyorsunuz kritik yedikçe güç yüzde %45'i mi öyle bir şey dolan bir kara var arkadaşlar. Çok sıkıntılı bir kara. Yine buraya da Boyant'ı koymuşlar ki Clarivoyant da bu karadan etkileniyor. Yani kritik yediği anda %45 güç barı doluyor. Ve şöyle bir muhabbet var. Sersem yediğinde ancak bu kapanıyor. Bu güç selinin dolması sersem bağışıklı olan bir karada gayet mantıklı bir gondurma olmuş. Tabi global korol ile beraber arkadaşlar bunlar hep global korol etkili. Keza Magic'te aynı mantık aynı muhabbet var. Magic'te aynı yere konmuş arkadaşlar. Ve özel saldırısı engellenemez karosu da vardı yanlış hatırlamıyorsam. 6 numara yani %200 güç barı çok hızlı güç barı doldurma karosuna da arkadaşlar. Arkus konmuş. Arkus'u burada çok fazla görüyorum. Arkus arkadaşlar buralarda çok fazla görüyorum. 6 numarada yani birçok büyük ittifakın savaşlarında Gördüğünüz altı numaralı yer yani ortanın solu, ortanın solu yani final bölümünün sol tarafında arkusu çok fazla görüyorum. Ve 7 numara kinetik reaktör karası yani sizin bloğunuza temas ettikçe güç para doldurma karası yine dorman mı var arkadaşlar? Şöyle defansa dikkat ettiğimde 8 karakterin dördü mistik arkadaşlar. Dördü mistik bu kritik darbenin güç para doldurmasıyla ilgili olabilir. Global karaları görmedim e, açmadılar abi açsalar da dükkan senin. Ve gelelim Bosa. Bosa'da Varlok. 6 yıldız bir Varlok. Sanıyorum r 3te tam hatırlamıyorum ama tabii tek atıldı. Onu söylediğim söyleyeyim. Varlok'a normalde arkadaşlar teki Hyperion'la atıyorlar. Ama burada G99'la. G99'la daha önceki bir dövüşte. Şurada göstereyim. Şu hayalet sürücünün olduğu yerde. Hani diyorum ya basit kartelleri koyunuyor ama böyle kolaylara. Adam buraya G99'la girdi. Ve arkadaşlar L3'de hayaleti aldı. Hayalet sürücüyü alınca biliyorsunuz G99'un 100 kombo özelliği açılıyor. Dövüşte adam aldığında. Burada Bosa da geldi arkadaşlar. Bosa da geldiğinde G99 tekledi. Çünkü 100 kombonun üzerinde hem rakibe bozma verdi. Hem hem de arkadaşlar arkada enerji patlamalarıyla rahat aldı. Sanırım %30'u falan kalmış. Hiç, hiç, dar, hiç darbe almadı ama Paso blok bekleyerek oynadı. O şekilde aldı. G99 aldı. Ve finale geldiğimizde arkadaşlar. Kenop ASR finaline geldiğimizde. Kenop bir kere daha yenilmemezliğini sürdürüyor. Yalnız puanlara dikkat ediyorum. %98'i e 146. Yani galibiyet puanını saymazsam 148'e 146 gibi açık ara bir farkla arkadaşlar. Kenop kazanmış açık ara bir farkla. Bunun da en önemli sebebi defanslardaki galibiyeti. Yani ASR gibi dünyanın çapında müthiş bir ittifak. Kenop ittifakına 36 kil vermiş arkadaşlar. 36 kil vermiş. Kenop'un kalitesini görüyorsunuz. Sadece 7 kil vermiş arkadaşlar. Sadece 7 kil vermişler. Yani aradaki fark Diyorum ki "Kenova'nınız daha bileği bükülmedi. Dünyanın en iyilerinden bir tanesi de ASR ittifakı. Açık ara farkla çok iyiler." Ama arkadaşlar 36 kil vermişler ki ASR ittifakında yani yakından takip ediyorum. Çok büyük bir ittifak. Her maçlarını izliyorum. Yani güçlendirme takviye basmadan adamlar savaşa girmiyorlar. Buna rağmen 36 kil vermek ne demek ya? Yani 36 kil. Daha önce bir maçları var hatırlıyorum 8'e 6 ASR öndeydi. 10'a 8 sonra verdiler kaybettiler. Bu da açık ara farklı olmuş arkadaşlar. Kenop dev derbide yine bileği bükülmemiş arkadaşlar. Vallahi helal olsun abi. Yani bu adamlara karşı oynamak ne kadar keyifli olur var ya. İnşallah Allah bir gün bize de biz Türklere de nasip eder arkadaşlar diyorum. Hayırlısı olsun. İnşallah video faydalı olmuştur. Verdiğim gibi arkadaşlar yani bu serilerin devamının gelmesi için mutlaka beğen butonuna basın ki bilek. <laughs> Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.